Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiklal gündülük xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyadakı gün tərtibdə olub atqan xəbərlərini huzurunuza sunuşdurmuşuz. Qənəmsiz diqqətlər ekranımız olsun. Uyğurlarga panahlıq beriş münazirəsi keçiktirildi. 10,000 Uyğurga Kanada'da panahlıq beriş meselesi hakkındaki ikinci kıtımlık münazırı yığınının vaxtı 13. ay kılıp bekitildi. Kanada parlamenti 25. oktyabr Uyğurlarga panahlıq beriş teklifi hakkında bilet taşlap, nölge karşı 258 avazının kollaşı bilen makullığan idi. Bu teklif layısı Avam Palatası Köçmeler Komitetinin yakında ilan kılgan dokulatını kollaş üçün tasdiqlanğan bulup, dokulatı Kanada hükümetinin Xitayning Şarkı Türkistan'da devam kılıp atkan irqi qırğınçılıqqa duş kelgen Uyğur ve başka milletlerge işini içişi gerekliliği təkidlengen idi. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilişçe Kanada Parlament Azası Konservatifler Partisi Xalqara Terakkiyat ve Kişilik Hukuk İşlerinin Mesul Katibi Garnet Ginois Amerika Avazı Radyosu'na Avam Palatası'na sunulan Uyğur meselesindeki teklifinin iki kısım ikkallikini, onun bir kısmı da Xitayning Uyğurlarga icra kılıp atkan siyasetini irqi qırğınçılıq deb cezimleştirişke çakır kılganlıqını, yeni bir kısmı alahidi köçmelerge icra kılındıgan tedbirge münasibetlik bolup, çaresiz ekvalda kalan Uyğur misafirlerini kollaş hakkıda bergen teklifinin bəxtki yarışa, Avam Palatası'nın tasdiqidin ötkallikini, bu teklifte Kanada hükümetinin 3. devleti sergardan bulup yürgen Uyğurlarga Kanada'da panahlıq berişini tələb qılğanlıqını bildirgen. Bildirilişçe 26. oktyabr Kanada Parlament Azası Qoşumcu Kanada Taşqı İşleri Xalqara Kişilik Hüquq Grupısının rəisi Samir Zubari otturğa qoyğan Uyğur misafirlərini Kanada'ya qəbul qilishni tizlitish təşəbbüsü münazirə qılınğan. Samir Zubari Amerika Avazı Radiosu'a "Menin tələbimdə Kanada'nı 2024 yıldan başlap 2 yıl içində 10,000 Uyğurni Kanada'ya qəbul qilishqa çağırğan edim. Bu teklif 2021 yılı 2. ayda Kanada Avam Palatası Xitayning Uyğurlarını nişan kılgan bastırış kılmışlarını irqi qırğınçılıq deb muayyenleştirgenden kin oturgu koyulgan idi degen. Samir Zubari'nin Amerika Avazı muhbiriga aşkarlaşça, çarşamba günü onun M62 numarlıq Uyğur ve başka Müslümanlarga Kanada'da panahlıq beriş meselesi hakkında sunulan dokulatıga alaqadar tepsilatlar parlamentte tüncü qıtın münazırı kılıngan. Münazirinin ikinci kıtımlığı 13. ayda uğurlaştırıldıken. Arkadın 13. ayının otturları ya ki kileriyle 2. ayının 5'i de belet taşlap makullandıken. Eğer bu teklif layısı yeterlik avazının kollaşığı erişerlise, teklif layıya makullanan kündüğünkin 120 gün içi de misafirlerini kandak uğurlaştırış, kandak kişilerini kubul kılış, kandak emelileştiriş hakkıda dokulat tayarlaş talep kılındıken. Gollandiya Xitaydan qanunsiz chetel saqchi mulozimat nuqtasini darhol taqashni talab qildi. Gollandiya hukumatı Xitaydan Gollandiyada qurib chiqqan qanunsiz chetel saqchi mulozimat nuqtasini taqashni talab qildi. BBC'nin 27 oktyabrdagi xabarida bildirilishicha, Markaziy Ispaniyaga joylashgan kishilik huquqni qo'g'dug'uchi nomliq tashkilot dokulat e'lon qilib, Xitoyning oz deganda 21 davlatda 50 dan ortiq chetel saqchi mulozimat nuqtasini qurib chiqqanligini, Xitoyning mazkur o'rinlar orqali Xitoyga qarshi kishilarni ta'qib qilganligini oshkorlagan. Xabarda qayd qilinishicha, Xitoy Gollandiyada oz deganda 2 o'rin ta'sis qilgan bo'lib, Gollandiya hukumatı bayonot e'lon qilib, Xitoy qurib chiqqan mazkur chetel saqchi mulozimat nuqtalarining qonunsiz ekanligini e'lon qilgan. Parlament a'zolari va o'qituvchi a'zolar Xitoydan mazkur qonunsiz o'rinlarni darhol taqashni talab qilgan. Bildirilishicha 26 oktyabr kuni Tashqi ishlar ministrligi Gollandiya hukumatining Xitoy kommunistlariga mulozimat qilib atgan 2 o'rindagi qonunsiz chetel saqchi mulozimat nuqtasini tekshirayotganligini e'lon qilgan. Gollandiya Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Gollandiya taratqularining mushuningga o'xshash 2 o'rinning tepilganligini xabar qilgandan keyin hukumat tekshirishni boshlaganligini, bu chetel saqchi mulozimat nuqtalarining qonunsiz ekanligini Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi ularning Gollandiyada qilgan ishlarini tekshirish va muvofiq tadbir qo'llanishga va'da berganligini aytgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bu haqda bayonot e'lon qilib, Gollandiya hukumatining bu talabini amaliyotga uyg'un emas deb atagan. Hamda bu markazlarning chetaldagi Xitoy fuqarolariga ta'sis qilingan mulozimat punkti ekanligini, buning chetalda yashaydigan yoki sayohatga chiqqan Xitoy fuqarolariga mulozimat qilishni maqsad qilganligini aytib bildirilgan.
Xitay Tayvan meselesini hal qilishning Xitayning ishi ekanligi haqida jar soldi. Xitay Mudofaa ministrligi bayonot e'lon qilib, Tayvan meselesini hal qilishning Xitayning ishi ekanligini bildirdi. Beijing kechki xabarlari to'g'rining 27 oktyabrdagi xabarida bildirilishicha, Xitay Mudofaa ministrligi 27 oktyabr qarorlik muxbirlarini kutib olish yig'ini ochgan bo'lib, yig'inda so'z qilgan Mudofaa ministrligining axborot bayonotchisi Tan Kefei muxbirlarning Tayvanga aloqador savoliga javob bergan. Bir muhbir Tan Kefeidan xabar qilinishicha, Amerika parlamenti kengash palatasi muzokara qilayotgan 2023 yillik davlat mudofaa huquq berish qonun loyihasida Kengash palatasi tashqi ishlar komiteti 9-chi ayda ma'qullagan 2022 yillik Tayvan siyosiy qonun loyihasining qisman mazmunini o'z ichiga olishi mumkin ekanligini, buningga Xitoy tarafining qanday baho beradiganligini so'ragan. Tan Kefei muhbirning savoliga javob berib, Amerika yaqinda Xitoyning egalik huquqiga ziyon yetkazadigan Tayvanga chetildigan siyosat qonun loyihasini uzluksiz o'ydirib chiqib, Tayvan orqali Xitoyni tizginlashni texnomi kuchaytirdi. Bulupmu bazı maddalar Amerika bilan Tayvanning harbiy aloqasini kuchaytirib, Tayvanning o'zini qo'g'dishini qo'llashni maqsad qilganligini, bu ishlar Xitoyning ichki ishlariga aralashganlik ekanligini, Amerikaning Tayvan masalasida Xitoyga bergan siyosiy va'dasiga xilofliq qilganligini, shundaqla bu masalada qo'sh o'lcham qo'llanganligini, Xitoyning buningga qat'iy qarshi ekanligini va Amerika tarafiga bu masala haqida so'zlashish talabini o'tirg'i qo'yganligini bildirgan. Tan Kefei bayonotining oxirida yana Tayvan masalasini hal qilish Xitoyning o'zining ishi. Bu ishlarni Xitoy qaror qilishi kerak. Biz Amerikani Tayvan masalasida o't bilan o'ynashni to'xtatishga da'vat qilamiz. Xitoyning to'liq birlikka kelishiga to'sqinlik qiladigan har qanday suiqasd jazman mag'lub qilindi deb bildirilgan. Germaniya bosh ministrining Xitoyni ziyorat qiladiganligi e'lon qilindi. Germaniya bosh ministri Olaf Scholzning kelar hafta Xitoyni ziyorat qiladiganligi e'lon qilingan bo'lib, Xitoy virusi yuqumi boshlangandan buyon tunji bo'lib Xitoyni ziyorat qiladigan G7 rahbari bo'lib qoldi. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotida Scholzning 4 noyabr Li Keqiangning taklifiga binoan Xitoyda rasmiy ziyorati bo'ladiganligi e'lon qilindi. Germaniya bosh ministri yana bu ziyorati bilan oldingi hafta Xitoy Kompartiyasining 20 navbatlik mamlakatlik qurultoyidan keyin tunji bo'lib Xitoyni ziyorat qilgan rahbarlarning biri bo'ldi. Uningdan ilgari Vietnam Kompartiyasining bosh katibi Nguyen Phu Trong'ning 30 oktyabrdan 2 noyabrgacha Xitoyni ziyorat qiladiganligi, Pakistan bosh ministri Shahbaz Sharifning 11 ayining 1 kuni Xitoyni ziyorat qiladiganligi e'lon qilingan edi. Scholzdan keyin Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning kelar oy Xitoyni ziyorat qiladiganligi mo'ljallanmoqda. Kuzatuvchilar Xi Jinpingning diktatorlik hokimiyati texnomi kuchaygan bir paytda Xitoy bilan kishilik huquq masalasida jiddiy tirikish ichida turayotgan Yevropa davlatlari rahbarlarining barliq uchrashuvlarida Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatining kun tartibga kelishi mumkinligini bildirishmoqda. Mashinroy yuqumning oldini olish tizginlashni qilchi bo'shatmaydiganligini bildirdi. Atalmish Abdunum Raylıq Kompartiya Daimi Komiteti 26 oktyabr açqan yığında söz qılğan sekretar Maşınroy yuqumnı baldırraq ayaqlaşdırış, baldırraq nölləşdirişki türtki buluş kerekliğini təkidligən. Xitay təcavüzgələri Şərq Türkistanda atalmış yuqumnı nölgü çürüş bahanısı bilən icra qılıb atqan 90 gündün aşqan qamalda xalqnın öyüdiki açlıq tügəb, açlıq yetişməslik əhvali iğırlaşqan. 20 oktyabrdan başlap Şərq Türkistandakı yuqumlunuş əhvali körnərlik azlıqan bolsumu, biroq ishxoliyatchi Xitoy rejimi qattiq qamalni yanada bo'shatmagan. Qattiq qamal sababidan kuzlik yig'imni yaxshi qilolmagan Sharq Turkiston xalqi isinish va undan boshqa oilaning oddiy ehtiyojini qamdashga qurbi yetmagudek holatga kelib qolgan. Xalqimiz orasida ochlik yetishmaslik sababidan jamiyatga qutqizish va yordam murojaati ko'plab tarqalmoqda. Halbuki Xitoy rejimi yana 26 oktyabrdagi yig'inda Sharq Turkistonni qattiq kontrol qilib, yuqumni tizginlashni kuchaytirishni qaror qilgan. Tangritog' to'g'rining 28 oktyabrdagi xabarida bildirilishicha, atalmish Abnum rayonlik partiya doimiy komiteti yuqum ahvolini tizginlash haqida yig'in ochgan bo'lib, yig'inga sekretar Mashinroy riyosatchilik qilgan. Yig'inda Urumchi shahrida yuqumning oldini olish tizginlash masalasi muhokama qilingan. Yig'inda so'z qilgan Mashinroy yuqumning oldini olish, yuqumni baldurroq oyoqlashtirish, baldurroq nollashtirishga turtki bo'lish kerak deb bildirilgan. Yig'inda atalmish Abdulm rayonidagi o'lki darajalik kadrlar tövangi tushib, Urumchi shahridagi nuqtalik rayon nohiylarini hoddiga elib aloqalashib,
yuqumdan aldığını eliş tizgilleş boyunca ötkelge hücum kılışını karar kılgan. Küzetkücüler Şarkı Türkistan halkının katlık kamaldı kalganıgı 90 gündün aşkallıqını, halkının üyede yemek kalmağallıqı, dihkallarının ziraatlarının veyran bolğallıqı, çarvıcılarının malları açlıktan kırılıp ketkerlikini, halkının ıqtisadi körünerlik acizliğen bir muhim peyitte, kış besinin yitip gelgelikini, halkının kış besindeki isteniş, kışlık, yemeklik katarlıklarının gemini kılıçtı katlık kıyneli vatkallıqını, Ekval şundaq içinişlik bir peyde Xtay'nın yeni katlı kamal kılışını devamlaştırışını karar kılgallıqını büldürüşmekte. Dünya Bankisi energiya bahası doğrusudaki mülçerini ilan kıldı. Dünya Bankisi bu yıl 59.1% örülgen energiya bahasının 2023 yılı 11.2% tövellişidin ümit barlıqını oturgu koydu. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe Dünya Bankası Tavar Pazarlığı Nazar Namlıq Dokulatının 2022 yıllık Öktabr sanını ilan kıldı. Dokulatta Avrupa'da yetip kilovatkan kış aylarda energiyaya erişelmeslik endişelerinin küçüyüp ketkenliği, energiya pazarlarının mı bir qatar təminləş endişesi duçar bolğanlığı, mülkerden eşip ketken energiya bahasının açlık qatarlıq energiya sırtıdaki sahalarga əks etiş ihtimalının barlığı, bunun yemeklik bexatarlıkigi münasibetlik meselelerinin muddetini uzartıvetiş mümkünlüğü qatarlıq fikir ve təxminlerge uğrun berildi. Tavar bahasının özüp getişinin pulpaxallıqı besimini uzartıvetiş ihtimali barlığı təkidlengen dokulatta, nefet, tabii gaz ve kümürden tərkib tapqan energiya tavar bahası körsetkücünün bu yıl bulturquğı seliştirganda 59.11% örüləp ketidiganlıqı qayıt kılındı. Dokulatta energiya bahası körsetkücünün 2022 yılı 11.12% tövallişidin ümit barlığı, bırak o tövallişki karımay bahanın yıkınkı 5 yılının otturucu seviyesidin 75% yukarı buluduganlıqı təkidlendi. BDT Birmalık panahlanğıçılarını devletige mecburi kaytırmaslıq gerekliğini təkidledi. Birleşken Devletler Teşkilatı Birma'daki insanperverlik krizisi sebebinden başka devletlerde panahlanğan puhralarını devletige mecburi kaytırmaslıq gerekliğini bildirdi. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişe BDT Kişilik Hukuk Ali Emeldari Volker Türk BDT arqalıq Malayşiyada panahlanğan işki Birma puhrasını 6. Oktyabrda mecburi çigradın qoğulap çıkırış vaqası üstüde toxtaldı. Volker Türk Birmalıklarının herbi siyasi özgürüşten kiyin zoravallıq, muqumsızlıq ve iqtisadi krizisi duş kelganligini ta'kidlab, hazır hiç kişini Birmağa evatidigan vaqt emas dedi. Volker Türk başka devletlerden panahlıq tilegen nurgun faaliyetçilerinin ve Birma armiyasının kaçqanlarının öz devletige qaytırılgan taqdirde iğir xatarlarga duş kelganligini ta'kidledi. Volker Türk Birmadaki insanperverlik krizisinin künsiri çoŋqurlaşıwatqanlığını tilga ilip, bu ahvalda devletlerinin panahlanğıçılarını azap ve xatarının içige yollamay, onlarga kanunluk salahiyet berişi intayin muhim degen çağırıqtı boldi. BDT panahlanğıçılar Ali Komitet tarafından tünügün elan kılgan bayanatta, yakınkı 2 ay içide yüzligen Birmalıklarının iradesige xılap halda Malayşiyadın sürgün kılınğanlığı bildirilgen idi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberimiz müşahede ahırlaştı. Ətki haberimizi görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a taşırmız. Şuna kılıp program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleykum ve rahmetullah.